Oldukça dalgalı bir haftayı geride bıraktık kripto para piyasasında. Özellikle Bitcoin enteresan hareketler yaptı. 42 bin dolara kadar gitti. 35 ve sonrasında da 30 bin dolar seviyelerini gördü. Tekrar yukarıya toparlandı. 40 bin dolara gitti. Şu sıralarda da 36-37 bin dolar civarında geziyor. Şimdi bu dalgalanma ne anlama geliyor? Biraz onu konuşacağız. Bu düşüş bir trend değişikliği anlamına mı geliyor? Bir düzeltme anlamına mı geliyor? Merkez bankaları hala neden kripto para üzerinde çalışıyor? Gökalp İçer'le konuşacağız. Sevgili dostum Gökalp İçer, hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Ya geçen hafta 42 bin de gördü galiba. Düzeltme birçok insan tarafından beklenen bir şeydi. Biz de bekliyorduk. İtidalli olarak da bunu uyarıyorduk. Kaç tane de sebebi var. Birincisi teknik analiz bilenler, bakanlar bayağı söylüyordu aslında. Hani 4 saatlik günlük grafiklerde. Bir taraftan da borsaya ufak ufak geldiklerini görüyoruz. Herkesin balina dediği büyük balıkların geldiğini ve bozduklarını görüyoruz. Bir de miktar olarak artık daha az kazanıyorlar Bitcoin anlamında. Minerlar, madenciler. Dolar karşılığı bunun daha fazla. Tabii normalde 20 dolar eden şey 150 dolar ederse onu bozdurmak isteyebilirsiniz. Orada biraz öyle de yani minerların da tetiklediği bir hareket olduğunu görüyoruz. Velhasıl toplama baktığımızda üst üste eklendiğinde önce 35-36 bin ardından 32 bin sonra 30 bin civarında bir düşüş. Sonra 35 bin dolar civarında bir dengelenme. Bu şekilde bir roller coaster dedikleri bir hareket yaptı. 35-37 bin dolar civarında da şu an sanki dengeleniyor gibi. Peki düzeltme mi? Çöküş mü? Çöküş değil. Çöküş olması için yani bunun bir trend değişikliği olması için çok basit. Bu yükselişte de düşüşte de. Bazı filtreleri vardır. O böyle şey gibi eskiden sınav kağıtlarının cevap testi. Hatırlar mısın? Üste koyardın, bakardın. Aynen. Sonra bilgisayar ortamına geçti. Bu iş falan. Trendin de bu şekilde test ettiğimiz filtreler var. Üstüne koyuyorsun. Bakıyorsun bu trend mi? Evet veya değil. Hacim artıyor mu? Temel anlamda bunun altı dolu mu? Piyasa havası, konjonktürü, işte merkez bankaları diyoruz, işte regülatör diyoruz, işte büyük oyuncular diyoruz, kurumsallar falan. Bunlarda bir değişiklik var mı? Ana senaryoda bir değişiklik var mı? Bunların hepsine bakıyoruz. Yok, o halde devam. Newton eylemsizlik prensibi bir şeyin devam etme olasılığı durma olasılığından daha yüksektir. Trendte de hani hep derler ya bu trading okulları trende karşı gelmeyeceksin. Bu bir trend değişikliği mi? Şu an bunu söylemek için çok erken. Ben özde bunun bir trend değişikliği olduğunu da düşünmüyorum. Düzeltme olduğunu düşünüyorum. Bu düzeltme biraz yataya bağlayan bir piyasaya evrilebilir. Ama bu hala bir trend değişikliği anlamına gelmez. Trend değişikliği değilse düzeltme nereye kadar olacak? Onu da sorayım arada. Bant verebilirim birkaç tane. O da aşağıda 28 bin dolarlık bir yer. Tepede de 36-37 bin dolarlık hatta 35 bin dolarlık falan bir banttan bahsediyorum. Bu arada şu anda fiyat 37.600 dolarlar civarında. Mevcut fiyatın altında bir banttan bahsediyorum. Diğer taraftan da hikayenin şöyle de bir yanı var. Piyasa 8-9 bin dolardayken, 10 bin dolardayken biz bu yayınlara başladık. Bir sürü rasyonel vardı. İşte Grayscale'ın alımlarını burada anlattık. Kötüleri de söyledik. Bitmex'i de anlattık. Piyasa yükselirken ya da pozitif olan şeylerin hiçbirisinde olmayan Bitcoin aleyhtarları demek istiyorum ona net. Çünkü bir tarafgirlik yapıyor onlar. Bir taraftar gibi davranıyorlar. Matematiksel bir şey yok yani. Piyasa düştüğünde de hemen tekrar sahaya gelip bak gördün mü falan oluyor. Bu bana çok altı dolu gelmiyor. 40 bin dolardan 32 bin dolara düştü. 5-6 tane çat 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 yazı çıktı. Dedi işte bak gördün mü Bitcoin düş. Okey 35-37 bin dolara geldi. Ya fiyata bakarak bunu yorumlamak çok doğru değil. Burada da fiyat konuşuyoruz evet. Ama işaret ettiğimiz şey fiyat olmuyor. Yani 15-20 dakikalık, 25 dakikalık videoların 30 saniyesi, 1 dakikası falan fiyat oluyor. Geri kalan hep teknolojiyi anlatıyor. Sektördeki gelişmeleri anlatıyoruz falan filan. Dolayısıyla bu şekildeki yapılan eleştirileri de biraz haksız buluyorum. Lagarde enteresan bir açıklama yaptı. Bitcoin'i regüle etmek lazım dedi. Şimdi bunu iyi mi okumak lazım, kötü mü okumak lazım? Ben böyle şeyleri hep iyi okuyorum. Christine Lagarde kim? Çok önemli bir teknokrat aslında Avrupa'da. Yani IMF'in başkanıydı. Şu an ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı. Bütün Avrupa Birliği'nin bağlı olduğu bir yerden bahsediyoruz. Evet, eleştirileri onun Bitcoin'in volatil ve spekülatif bir varlık olduğu yönünde doğru, regüle edilmesi gerektiği yönünde. Highly spekülatif demek şu demek. Fiyatı arz ve talep belirliyor sadece. Birçok asetin fiyatını arz ve talep belirliyor da onun altında başka, işte başkalarının da eleştirildiği, işte bizim gördüğümüz, çekebildiğimiz, Bitcoin'i değerleyebileceğimiz bir içsel değer yok diyorlar ya, intrinsic value yok. Biraz da buna atıfta bulunarak spekülatif işlemlerle fiyatı bulunuyor diyor ve
ağırlıklı olarak da bu diyor. Doğru. Bugün bir bononun da fiyatını, dolar TL'nin de fiyatını spekülatif işlemler belirler. Ama bir taraftan da merkez bankalarının para politikaları, faiz politikaları, mevcut faiz, faiz beklentileri, CDS beklentileri, risk primleri, ıvırları kıvırları. Yani underlying'i çoktur onun. Christine Lagarde'ın işaret ettiği yatırımcılar buna dikkat etsinler diyor ve regüle edilmeli diyor. Bunu temelde bir durum tespiti olarak yorumluyorum. Kısmi pozitif olarak alıyorum. Çünkü Bitcoin'i Avrupa Merkez Bankası'nın başkanının ağzından regüle edilmeli bu duymak güzel bir şey. Aynı ECB, aynı Avrupa Merkez Bankası ne yapıyor? Hemen girsinler ecb.europe'da. Web sitelerinde var. Orada dijital euro ile alakalı çalışmalar var. Ve yaptığı şey de şu, diyor ki yani bu dijital varlık, yani dijital euro Avrupa ekonomisini dijitalleştirecek. Sınır ötesi ödemeleri arttıracak. Güzel. Merkez Bankası para birimlerinin insanlara ulaşmasını sağlayacak. Hepsi güzel. Cash'in, yani nakit transferlerinin rolü düşüyor artık. Bunu ikamesi bir ürün. Evet, bu da güzel. Ama benim en çok hoşuma giden şey para politikası aktarım enstrümanlarından bir tanesi olabilir. Monetary Policy Transmission Vehicle diyor. BIS'i anlatırken de burada söyledim. Biden şu an 1.9 trilyon kişi başına 1400 dolar verdi ya. Bunu nasıl veriyor? Bankalar üstünden veriyor. Şunu yapabilir aslında, değil mi? Hepimiz e-devlet kullanıyoruz ve çipli kart kullanıyoruz. Kartınızda Merkez Bankası para birimi var ve bunu sadece vergi levhasında gıda ve yemek alım satım neyse bunun adı artık olan işletmelerde sadece kullanabilirsiniz derse, aha da bu gıda yardımı olur. Bunu da kodlayabiliyorsun işte bu şekilde. Ethereum'u anlatırken tepesine basa basa söylemeye çalıştım. Akıllı kontrat fikri buydu. Merkez bankaları da bunu görüyor. Christine Lagarde benzer sahikle bunu söylüyor açıkçası. Aynı hafta bir tane daha Merkez Bankası'ndan açıklamalar geldi. Jerome Powell. O da stable coin'lerle alakalı bir Yahoo Finance'deydi galiba. Onlarla bir yaptıkları işte Zoom meetinginde. Buna soruyorlar yani hani ne yapacaksınız vesaire gibisine. O da diyor ki yani sistemik olarak çok önemli bir hale gelebilir bir gecede stable coin'ler. Biz oradaki şeyi görüyoruz. Faydaları, yararları görüyoruz. Ama Fed ve dolar zaten şu an rezerv para birimi. Zaten dünyada lider. Dolayısıyla biz de dijital para birimlerinde liderliğe oynamak gibi bir ana hedefimiz ya da öyle bir şeyimiz, motivasyonumuz yok diyor. Güzel. Ben de olsam öyle yapardım. Yani. Önce bir yapsın diğerleri. Mekanın sahibiyim diyor. Rahat olun diyor. Yani. Ben zaten gireceğim. Önce bir diğerleri girsin. Türkiye ne diyor? Bazı duyumlar kulağımıza geliyor Avalanche protokolüyle yapacaklarına dair. Teyit ettiğimiz henüz bir şey yok. Merkez Bankası'nın da bu işe zaman ve enerji ayırdığını ve para ayırdığını biliyoruz. Çin yine benzer bir şey yaptı biliyorsun yeni yıldan sonra. Kabaca 20 milyon yuan dağıttı. 50 bin kişi için 10 binden fazla mağazada, işte Shenzhen'de 10 binden fazla mağazada kullanabiliyorlar. Yiyecek içecek, jelibon falan alıyorlar. İnsanları alıştırmaya çalışıyor yani bu işe. Peki Ripple'da durum ne oldu abi? 22 Ocağı bekliyoruz Ripple'da hala. Oradaki tabii ana mantık şey, hatırlarsan bu bir menkul kıymet miydi yoksa bir para mıydı? CEO'su var ya, o yargılanan adamlardan bir tanesi zaten o. Hı-hı. Garlinghouse. O beyefendi 2018'de yine bir kripto zirvesinde Yahoo'nun yaptığı. Ben bunu bir kripto currency olarak tanımlamıyorum. Bu bir currency değil. Bu bir digital asset demiş. Ripple şirketinden MoneyGram'ın ve Tetragon'un falan uzaklaştığını biliyoruz. Amerika'daki büyük borsalardan Coinbase, Gemini falan da delist ettiler biliyorsun. 22 Şubat'ı beklemek lazım. JP Morgan kripto paraları saklamayla ilgili bir çalışma başlattığını söylemişti. Goldman galiba böyle bir açıklama yaptı değil mi? Bunlar da önemli adımlar yani. Bunlar önemli adımlar tabii. Yani şöyle yorumlayacağım bunu biraz. JP Morgan Ekim'de yaptı bunu. Kripto paralarda Grayscale'ın insanlara söylediği şey şu. Bitcoin'e yatırım yapın ama Bitcoin'e yatırım yaparken bu işin bir sürü handikapı var. Ne? İşte saklama handikapı var, güvenlik handikapı var, siber atak handikapı var falan filan diyor. Saklama handikapı ne? Şu an çok popüler bir haber diyoruz ya, 200 milyon dolarlık Bitcoin'i varmış da. Yani Ledger'ın şifresini unutmuş. Ya şimdi ne kadar doğru bilmiyorum. Bu haberlerin hemen ardından da işte Goldman'ın haberi var. Goldman da diyor ki okey tamam, ben kurumlara ya da kişilere saklama hizmeti vereceğim. Bunu veren sadece şu an birkaç firma var. En popülerini de söylemekte beis yok. Ledger firması. İşte bu cüzdanlar. USB cüzdanlarla yapabiliyorsunuz. Ya da kurumlar için bunu bir paket halinde sunabiliyor yani bizim gibi kurumlar için falan. Biz satın almadık. Çünkü biz kendimiz yapıyoruz bu işi. Ama Ledger bu hizmeti kurumsal müşteriler için veriyor. Goldman da bu piyasada bir açık olduğunu fark etmiş olmalı ki bu işe kollarını sıvamış. Şimdi piyasayla devam edelim. Gerileme devam edecek mi, etmeyecek mi? Buradan sonra ne olabilir? Bunu biraz konuşalım diyor. Bitcoin, Ethereum ve diğerleri için net bir cümle söyleyeceğim. Ethereum bölü Bitcoin grafiği bence yükselecek. Bitcoin dominansı düşecek zaten, onu bekliyoruz. Outperform edecek altcoin'ler. Burada da seçici davransın
izleyen. Bu benim şahsi fikirlerimdir. Hiçbir yatırım tavsiyesi falan değil. Ama Ethereum Bitcoin grafiği, Ethereum bölü Bitcoin'in pozitif olduğunu sanki biraz kokluyorum. Bitcoin'de bu hareketin işte dengelenmesi gerektiği bandı söyledim. Çok da geniş de bir band verdim. Bu hareketin gün sonunda hep şunu biliyoruz biz. Hareketler, böyle hareketler bir grafikte ya da bir zaman time frame'de, bir zaman ölçeğinde genelde o haftalık bir hareketi o haftanın ilk 1-2 gününde görürsün. Sonra oynaklıkla devam eder hareket. Yıllıkta da bu böyledir. Yani 2021 yılı başladı, çağat Bitcoin hareketini yaptı 40 bine değil mi? Şimdi dolayısıyla buradan tekrar bir rally daha olur mu? Kenara koyuyorum, not ediyorum. Soru işareti. İzleyenler trade etmeden önce düşünsün. 2 yatay bir band, okey. Ama gördüğüm şey şu, Bitcoin'in dominansında biraz gerileme sanki bana anlamlı geliyor. İşte AVAX'taki hareket bunu etkileyen bir şey. Bitcoin'e daha 37.600, 38.000 falan. Hani böyle bir hareket yok orada. Ethereum belki, hani XLM diyorsun sen. Polkadot'ta benzer bir şey var. Zaten Polkadot'un toplam market cap'i Ripple'ı geçmiş. Bu arada da hani Polkadot'un analizini yapmayacağım burada ama haberini vereyim. Bu hafta sunucularımız falan hazır. Bu hafta borsada listeleyeceğiz Polkadot'u. Güzel. Belki bu hafta ya da belki bir sonraki hafta adayı da listeleyeceğiz. Cardano'yu da listeleyeceğiz kendi borsamızda. Bize soruyorlardı. Ya sizde yok. ABC borsasında değil de size taşımak istiyorum. Sizi çok seviyorum ama bu yok diyorlar. Şimdi artık var. Dolayısıyla burada hani tüm toplam piyasa yorumum bu olacak. Genel olarak da şuna bakıyorum. Ether 2.0 iyi gidiyor üstad. 2.5 milyon Ether civarında stake edilmiş. Bu da toplam Ether arzının yaklaşık %2.5 civarında. Böyle grafiklere bakıyorum. Ether için gayet pozitif şeyler var. Glassnode'da şunu gördüm. Onunla da bir vurguda bulunayım. 2016 yılından beri almışlar. 2016, 17, 18, 19, 20. Ethereum'a ödenen toplam network ücreti, işlem ücreti Bitcoin'inkini bu yıl geçmiş. Buradan 2-3 tane çıkarım yapılabilir. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda Ethereum'un Bitcoin'in market cap'ini geçeceğine dair bir söylemde bulunabilir. Bir. İkincisi, Ethereum'un altyapısı henüz Bitcoin kadar gelişmiş değil denebilir. Ethereum 2.0'da tabii işler biraz değişecek. Staking geldikten sonra daha yeşil bir mining süreci, daha ucuz fiiller, daha hızlı transaction'lar falan. Ethereum'un piyasa büyüklüğünün şu anki Bitcoin değerini geçmesi Ethereum'un fiyatını nereye götürecek demektir bu? Ethereum'un buradan 3.5 kat gitmesi demek, 3.500-4.000 dolara gitmesi demek, zaten market cap'i Bitcoin aynı yerde kalırsa onun üstüne taşır. Yani miktarı artarak piyasa değeri yükselmeyecek. Ethereum'un miktarı yine sabit kalacak. Kısmen diyelim. Miktarı, evet, kısmen diyelim. Kısmen. Evet. Ama fiyatı artarak Bitcoin'in market değerini geçecek. Bu söylem o mu? Onlar diyor. Tamam. Ripple'ı konuştuk, Bitcoin'i konuştuk, Ether'i konuştuk. Eklemek istediğim bir şey var mı? Amerikan teşvikini konuşmadık. Aslında konuşmayacağım da yani. Hani niye söylüyorsun o zaman? 1.9 trilyon. 1.9 konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur? Konuşulacak bir para değil böyle 8-10 olsa. Küçük para yani. Fed bilançosu 7.4 trilyon abi. Fed. Teşvik de büyük. Aslında ama piyasa beklentiyi al, gerçeği sal. Gerçekleştikten sonra da işte hepsinde bir geri çekilme gördük yani şey piyasanın genelinde. Ama teşvik konuşmayacağım. Şundan bahsedecektim. Bu Amerika'da para birimi denetleme ofisleri OCC. Başında da bayağı pro kripto bir adam var. Brian Brooks diye bir adam var. Bunun yeni Financial Times'a yazdığı self-driving banks dedikleri bu hani kendi kendine giden bankalar aslında öyle Türkçe çevireyim. Öyle yazı var. Yeni dün ya da bir önceki gün yazdı. Genel olarak orada OCC'nin bankaları daha rekabetçi Bitcoin'e ya da kripto paraları genel olarak AML yani kara parayı aklama ya da para transferlerini izleme konusunda bir eleştirileri var ya OCC bunun aslında lehinde açıklamalar yapıyor. Ve bu yönde aksiyon da alıyor. Geçen hafta da burada yine konuştuk. Şey demiştik bu INVN diye bir şey ortaya koyuyorlar. Aslında Independent Node Verification Network yani bağımsız not teyit network'ü. Yani blockchain demiştim ben de hatırlıyor musun? OCC mesela bankaların buna doğru itiyor. İşte stable coin'lere dair pozitif şeyler yayınlıyor. Bunu önemsiyorum. Anchorage diye bir tane firmanın yine Wyoming eyaletinde Amerika'da dijital varlık bankacılık lisansı almakla alakalı girişimleri var. Bu da kenara not edilmeli. Bunların hepsi trend değişti mi? Değişiyor mu? Bu geri çekilme mi? Trend değişmiyor. Bu işte bunlar bu trend değişmediğini söyleyen şeyler bize aslında. Diğer taraftan da kripto varlıkların bu bir sonraki yayının konusu olsun. Kripto varlıkları Amerikan bankacılık sistemini kurtaracağına dair haberler okuyorum son kaç haftadır. Bunu sahiden haftaya ayrıntılı konuşalım. Evet ama. Efendim. Bu çok önemli çünkü. Gökalp Bey çok teşekkür ediyorum efendim geldiğiniz için. Görevimiz.
Bence çok verimli bir program oldu. Bitcoin'deki dalgalanmalar devam edecek arkadaşlar. Elbette dalgalanacak. Ama altın da dalgalanıyor. Dolar da dalgalanıyor. Borsalar da dalgalanıyor. Konut sektörü dalgalanıyor. Gayrimenkul sektörü dalgalanıyor. Dalgalandığı için bir piyasa tukaka değildir. Lütfen bunu unutmayın. Düşebilir, yükselebilir. Bu kendi iç dinamikleridir ama varlığını her geçen gün biraz daha güçlenerek sürdürecek ve geleceğin para birimlerinin dijital para birimleri olduğunu unutmayın. Sadece bir para birimi olarak da değerlendirilmemesi gerektiğini unutmayın. Yani akıllı kontratlar, iş hayatı, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni teknolojiler, 5G, otonom araçlar, bütün bunlarla ilintili bir altyapıdan bahsediyoruz aynı zamanda. Onun için kripto paralarla ilgili konuşurken biraz daha sakin olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben orada şunu eklemek istiyorum. Bitcoin oynak, diğerleri de oynak. Doğru. Bitcoin onlardan çok oynaktı geçmişte. Bu oynaklık azaldı. Bitcoin hala oynak onlara göre. Yani volatilitesi hala yüksek. Ama bir taraftan da sana katılıyorum. İnsanların bu Bitcoin aleyhtarlarının içindeki öfkenin bir kısmının da bu trendi yakalayamamakla da alakalı olduğunu düşünüyorum bu arada. Gerçekten. Zaten hani bir FOMO denen bir şey var. Hani piyasayı kaçırma korkusu, hareketi kaçırma korkusu. Genel olarak Bitcoin ve kripto para aleyhtarlığının sebeplerinden bir tanesi maalesef bu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum dostum. Ne demek efendim? Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Huzurlu olmaya devam edin. Sakin olmaya devam edin. Her zaman söylüyorum. Yatırımlarınızı mümkün olduğunca uzun vadeli yapın. Kısa vadeli dalgalanmalara da çok takılmayın diyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın efendim. İyi hafta sonları.